İhsan Bey. Eski seçiciler için helalleşmek, dini referanslar üzerinden helalleşmekse, hani gidip de gelmemek var duygusundan olur bir. Ya bu yolun sonu belli olmaz duygusundan olur iki. Kabahat kabul etmekten olur. Yani yapmam gereken bir sürü şey vardı. Onları yapamadığımı fark ettim. Eskiden fark etmiyordum, şimdi fark ettim. Bunlar olur. Ama her halükarda kıymetlidir. Yani ne haliniz varsa görün dense, o hakkınızı helal edin, kıymetlidir. Ya biz üzerimize düşen her şeyi yaptık, daha ne istiyorsunuz kibrindense, ya kusura bakmayın, biraz kavuşamadık, yetişemedik. Bundan daha iyidir, eyvallah. Buna da kıymet verelim. Ama şimdi Türkiye'de AK Parti derde derman olsun. Daha önce Milliyetçi Hareket Partisi ve DSP koalisyonu vardı. ANAP koalisyonu. Onlar muvaffak olsalardı Tayyip Bey gelemeyecekti. Tayyip Bey bize vaat ettiklerini milletimize buldursaydı biz sokakta itibar bulamayacaktık. Ben 24 Haziran seçimlerinde sağdaki propaganda gücümüzün, sağda seçmenlerle temas edebilme imkanlarımızın, seçmenlerin bize olan ilgisinin şimdiyle mukayesesini yapabilecek kadar siyasi tecrübem var. İhsan Bey saha araştırmacısı ama ben cemiyetçilik yaptım birazcık. Onun kadar olmasa da birazcık bunu ölçebiliyorum. 24 Haziran'la mukayese ettiğimizde İyi Parti lehine %100 bir değişim, %100 bir ilgi, %100 bir teveccüh, %100 bir alaka görüyorum. 24 Haziran'da dükkanına giremediğimiz esnafa şimdi davetlerle kabul ediliyoruz. Gür seslerle sesimizi duyurun diye uğurlanıyoruz. Efendim bizim buraya gelmeyin lütfen, biz sizi dinleyecek durumda değiliz dendiği siyasal iklimde %10 aldık. Şimdi sesimizi duyuran, bizim derdimizi duyan, bizim dertlerimizin duyurmaması üzerine iktidarın siyasi sorumluluktan kaçmasını meclis kürsülerine taşıyan bir parti görünümü var. Biz şimdi aldık, koptuk, %50'ler, 60'lar falan demiyoruz ama 24 Haziran'da %10 aldık. Şimdi %100 ondan farklı bir tablo var. Bu şu demektir. Optimar'ın araştırmasına göre İYİ Parti düşüyormuş. Tamam. Abdülkadir Selvi'nin yazısında vardır. Seçmenler kendilerini yönetecek olan insanların dertlerine derman olabilme kabiliyette. İhsan Bey fakir, ezilmiş, çaresizlere AK Parti bakıyor diyor. Ben mevzunun bu tarafıyla ilgili değilim. Bu AK Parti'nin sorumluluğu. Ben 18 yıl iktidarda olan bir partinin 18 yıl sonra hala fakiri olan bir ülkeyi yönetiyor olmasına kızıyorum. 18 yıl iktidarda kalacaksınız. 18 milyon fakire baktığınızda övüneceksiniz. Halbuki bizim mukaddes açılığımızın sorumluluğu zekat verilecek insanların olmadığı ülkeleri inşa edebilmek. Öyle o kadar bolluk, o kadar bereket oldu ki falan denilebilecek kadar kıymetli bir kalkınma hamlesi gerçekleştirebilmek. Oldu mu olmadı. 19 sene iktidardasınız. En son hissenize iftihar etmek için şöyle bir şey düşüyor. Bakıyoruz 19 milyon fakire bakıyoruz. 19 yıl iktidardayız ama bakıyoruz 19 milyon fakire. Yazar kasa atıldı retoriğini çok kullandı AK Parti. Biz nerelerden aldık bu ülkeyi? Biz o ülkeyi öyle yerlerden aldık ki insanlar başbakanlığın önünde yazar kasa atıyorlardı. Ben bunu söyledim. Şimdi keşke yazar kasa atsalar. İnsanlar kendilerini binalardan aşağı atmaya başladılar. İnsanlar intihar ediyorlar. Ve geçim zorluğu, darlığı var. Şimdi arkadaşlarım eskiden problemler kadar, karşı karşıya olduğumuz problemler kadar, belki ondan daha büyük bir problemimiz var Senem Hanım. AK Parti artık mazeret üreten bir merkez haline geldi. Eskiden problemi tespit edip çözebilen bir partiydi. Problem vardı. Belki problemin sebebinde de sorumluluğu vardı. Yani nobranlık ettiler, siyasi sağlık gösterdiler. Belki siyasi körlükten, gözden kaçtı falan oldu. Ama sonra problemi tespit edip çözebilen bir parti görünümü vardı. Şimdi problemlere hakaret eden, hatta problemleri çözemeyince onları muhalefete ciro eden bir savurganlık var. Bu devlet yönetme dili değil, bu mazeret üretme dili. Ya efendim biz yönetemiyoruz ama bu Kemal Kılıçdaroğlu var ya. Biz şimdi bu ekonomi var ya, şimdi hep Meral Akşener yüzünden oldu. Şimdi böyle bir siyasi retorik memleket yönetemez. 2002'de Tayyip Bey mesela hani öyle bir şey temenni ettiğimden söylemiyorum. Hani geçici bir dönem hafızasıyla ilgili bir şey geçirse mesela, uyansa kendini tanıyamaz. Yani 2007'de Tayyip Bey'i uyutsaydınız 2021'e kadar bu süreci yani yaşasaydık ve sonra Tayyip Bey şimdi uyansaydı kendini tanıyamaz. Siyasal iklimi tanıyamaz. Dedi ki ben bu ülkeyi size böyle mi bıraktım? 2005'te 2006'da AK Parti'nin kurmay kadrosunu uyutun. Şimdi deyin ki buyurun hala memleket sizde. Ülkeyi tanıyamazlar. Kendilerini tanıyamazlar. Ya Mustafa Elitaş'ı dinliyorum. Mustafa Bey kıymetli adamdır. Ya açıklamalarını falan dinliyorum. Ya bakanımıza teşekkür etmemiz gerektiğini söyledi. Ya acaba diyorum şaka mı yapıyor? Ben mi yanlış anlıyorum? Ruhsar Pekcan kendi aile şirketinden, eşinin şirketinden dezenfektan bulmak çok zor olduğu için ondan dezenfektan alarak fedakarlık yaptı. Ona teşekkür etmemiz lazım. Ya biz, ben dedim ya yanlış mı duyuyorum acaba? Bu arkadaşlarımızın, Sağlık Bakanımızın muhalefeti suçlayacak şekilde Çin'le ilişkilerimizi kastederek açıklama yapması.
Efendim Mustafa Bey'in mesela böyle açıklama yapması. AK Parti kurmaylarının problemlerle yüzleşirken kullandığı siyasi dile bakıyorum. Bu devleti yönetebiliriz dili değil. Senem Hanım görülüyor. Yani efendim 250 milyar dolar, 228 milyar dolar konuşuyoruz. 128 milyar dolar konuşuyoruz. Biz bir şey demiyoruz. Tayyip Bey bir şey söylüyor. Nurettin Bey bir şey söylüyor. Yiğit Bulut bir şey söylüyor. Efendim Merkez Bankası'nın başkanı bir şey söylüyor. Bunların dördü ekonominin en mühim meselesiyle ilgili aynı şeyi söyleme imkanını kaybetmişler. Şimdi bu disiplinsizlik muhalefete cüre edilerek aşabileceğiniz bir problem değil. Dolayısıyla şöyle bir şeyle karşı karşıyayız biz. Verseniz de aşamazsınız. Bak şöyle İhsan Bey, problem seçmenimiz şunu artık tecrübe ediyor. Biz karnımızı doyuracak, çocuklarımıza iş sağlayacak, bizim daha huzurlu, daha güvenli, daha konforlu yaşamamıza imkan verecek bir sistem kurmalıyız. Parti yarıştırmıyoruz biz. Lider de yarıştırmıyoruz. Bilek güreşi de yapmıyoruz biz. 83 milyonluk bir ülkeyiz. Her türlü suistimaline, yanlışına rağmen, israfına, şatafatına, lüksüne rağmen, ihalelerinin nizami intizamla yapılamamış olmasına rağmen, kaynaklar israf edilmiş olmasına rağmen dünyanın 18. 19. ekonomisi bu. 250 milyar dolar Merkez Bankası'nın rezervleri erimiş ama yerli tevdiat hesaplarında bir dünya rezervi var bu ülkenin. Ayağa kalkmak için her şey var. Şimdi beyefendi diyor ki işte cari açığı kapatmak için turizm gerçekten önemli bir kalemdir. Gerçekten öyle bir kalemdir. Bizim gibi böyle petrolü, doğalgazı olmayan ülkeler için bunu ihracatla kapatacaksınız ya da turizm geliriyle kapatacaksınız. Ama burada bir şey var gözden kaçan. Kendi insanınıza itimat etmek zorundasınız. Kendi insanınızın elinde imkan var. Maddi konfor var aslında. Yani piyasaya sunması imkan dahilinde olan bir para var. Güvenmiyorlar. Siz piyasaya hareketlendirmek için kredi veriyorsunuz. Tayyip Bey onu sonradan fark etti. Kredi veriyorsunuz 0.68'le. Çok düşük bir orandır bu. Neredeyse sıfırdır yani bu oran. Şimdiki faizle mukayese edin sıfır. 0.68'de piyasayı fonluyorsunuz. İhtiyacı kadarını gördükten sonra kalanını dövize döndü vatandaş. Vatandaş kendi kredi politikanız yüzünden elinizdeki dövizleri alıp üstüne oturdu. Ondan sonra Tayyip Bey bağırıyor ki ya Türk parasına güvenin. Türk parasına güvenin sözde olmaz. Türk parasına güven duygusunu verecek olan yönetim kalitenizdir sizin. Yani Merkez Bankası'na mesela müdahale ettiniz. Şimdi Merkez Bankası'na böyle müdahale ettikten sonra sizin dünyanın en esaslı nutuklarını atarak toparlayacağınız bir piyasa yoktur Senem Hanım. Şimdi ne yaptınız Merkez Bankası'na? Müdahale ettiniz. Kabaca Nurettin Canikli'nin dilinden dökülen AK Parti kurmaylarından dinlediğim şu benim anladığım. Muhtemelen herkes aynı şeyi anladı. Faiz politikası ile ilgili biraz mübalağalı, biraz artırmaya meyilli o davrandığı için yani faizde indirimi savunuyor çünkü Sayın Cumhurbaşkanı. Enflasyon ve faiz arasındaki korelasyonu kendisi öyle kurguluyor. Bu kurguya uygun davranmadığı için görevden aldık dedi. Yani böyle ima etmedi. Faizle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın hassasiyetlerine uygun davranmadığı için görevden aldık dendi. Tamamlayın. Güzel. Peki yerine gelen Kavcıoğlu'nun ilk yapması gereken şey ne efendim? İndirmesi mi diyorsunuz evet efendim, faizi? Madem bu yüzden aldınız inmesi lazım. Şimdi 7,5 daha faizi yükseltiyor diye görevden almışsınız Merkez Bankası Başkanı'nı. 8,5 olmuş dolar. Ve gelen Merkez Bankası Başkanı normalde faizle ilgili köşesinden ateş ettiği için Naci Ağbal'a. Yani böyle faiz politikası olmaz diye ateş ettiği için tercih edildi. İndirin buyurun. Demek ki talimatla yahut konuşmayla piyasaya güven verme imkanımız olmuyormuş. Piyasaya güven nasıl vereceksek Tayyip Bey bunu da bilir. Çünkü daha önce bunu tecrübe etti. Yani güven nasıl oluşur? Piyasaya güven nasıl organize edilir? Uluslararası akredite nasıl sağlanabilir? Uluslararası kuruluşların finansman imkanları, bizim CDS oranlarımız nasıl düşer? Niçin mesela bizim CDS miktarımız bu kadar yüksek oranımız? Ya bize diyorlar ki sizin devamlı arabayı çarpan kötü şoför gibiyiz biz. Diyorlar ki size para vereceğiz ama siz devamlı arabayı çarpıyorsunuz. Dolayısıyla sizin kaskonuz yüksek. Şimdi bu kadar güven bunalımının sebebi Türkiye'de yönetim kalitesinin kaybolması. Tayyip Bey'in zaman zaman diline vuran ki adetidir biliyorsunuz. Yani o anlamda İhsan Bey'in söylediğine kıymet vereyim. Şöyle kıymet vereyim. Tayyip Bey bu kadar hata yapıyor olmasına rağmen siyasi kredisini devam ettiriyor olması onun açısından bir başarıdır. Yani vaat ettiklerinin tek çoğunu isabet ettirememiş, yapamamış. Topluma, milletine vaat ettiği pek çok kıymeti, pek çok zenginliği milletine yaşatamamış olmasına rağmen hala siyasi popülaritesini muhafaza ediyor olması hem bir anlamda muhalefet olarak bizim sorumluluğumuz hem de Tayyip Bey'in başarısıdır. Bak buna bir şey demiyorum. Ama bu şunu ortadan kaldırmıyor. Fakirlik var. Yoksulluk var, huzursuzluk var, umutsuzluk var, çocuklarımızın memleketten ümidi kalmadı, mezun olan çocuklarımızın nitelik kaybı var, iş gücümüzde ciddi kayıplar var, nitelik kaybı var.
Yani ara sektörlerde ciddi ihtiyaçlarımız var, karşılanamıyor. Millette beka problemi diye bakmamız gereken şeyin ikide bir terör odaklı hassasiyet hatırlatması değil. Bu millet terör mevzu oldu mu herkes tek yumruk olabiliyor. Ama siz şimdi ikide bir memleketinizle ilgili beka problemi hatırlatacaksanız bu üniversiteyi bitirmiş çocuklarınızın yurdu terk etme duygusuna bakacaksınız. Orayı görmezsiniz. Esas beka problemi orasıdır. Peki. Beyninizi kaybediyorsunuz, kalbinizi kaybediyorsunuz, umudunuzu kaybediyorsunuz.